Merhaba arkadaşlar. Tarih ders anlatım föylerinin yedincisindeyiz. Milli mücadelenin de üçüncü kısmını anlatacağız. Peki bu föyümüzde ne anlatacağız? Bu föyümüzde Erzurum Kongresi'ni, Balıkesir Alaşehir Kongreleri'ni ve Sivas Kongresi'ni vereceğiz. Yine e, föyümüzü çıkmış olan sorularla, örnek sorularla ve artı test sorularımızla da destekleyeceğiz ve pekiştireceğiz. Arkadaşlar çok önemli olan föylerimizden bir tanesi lütfen dikkatli bir şekilde dinlemeye ve öğrenmeye çalışalım. Şimdi gelelim Erzurum Kongresi'ne. Erzurum Kongresi 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 tarihinde toplanmıştır. Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'ni yayınladıktan sonra 3 Temmuz'da Erzurum Kongresi'ne gelecek. Burada büyük bir coşkuyla karşılanacak Mustafa Kemal. Doğu'da tanınan bir insan zaten. Nereden tanıyor? Daha önceden hatırlıyorsanız Kafkas Cephesi'ne gelmiş, 16. Kolordu'ya bağlı olmak üzere general olarak görev yapmıştı. Ve buranın özellikle Muş ve Bitlis'in Ruslardan kurtarılmasına çok etkili rol oynamıştı. Burada arkadaşlar halka bir konuşma yapıyor ve konuşmada bağımsızlık ve kurtuluş savaşına dair inancını dile getiriyor. Ve böylece halkın coşkunluğunu daha da ne yapıyor? Artırıyor. Hemen buraya gelmesinden bir süre sonra Mustafa Kemal arkadaşlar yaptığı faaliyetler tabi çok hoş karşılanmayacak. Ve haliyle bundan dolayı da rahatsız olan İngilizler İstanbul hükümetine baskı yapacaklar. Ve sonuçta Mustafa Kemal bütün yetkilerini İstanbul hükümeti alacak. Bu gelişme üzerine Mustafa Kemal 9 Temmuz 1919 tarihinde hayatının çok önemli bir kısmını dolduran ve gerçekten çok sevdiği bir meslek olan askerlikten ne yapacak? İstifa edecek ve bundan sonra Mustafa Kemal sadece ve sadece milletin vermiş olduğu görev ve sorumluluklarla ne yapacak? Hareket edecek. Şimdi Erzurum Kongresi nasıl toplandı? Biraz da onun üzerinde durmakta fayda var. Arkadaşlar, Mustafa Kemal'in Erzurum Kongresi'nin toplanmasına bir katkısı yoktur. Bakın, Mustafa Kemal'in toplanmasını istediği kongre değil Erzurum Kongresi. Ancak, Mustafa Kemal kongreye katılmıştır. Ve kongreye katılması da, aslında bölgesel olarak toplanan bu kongrenin ulusal ve tarihsel bir konum kazanmasına çok etkili olmuştur. Peki bu kongreyi kim organize etti? Bu kongreyi organize eden yararlı cemiyetler içerisinde en etkili olan Şark Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Yani bizim bildiğimiz adıyla Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'dir. Ve arkadaşlar bölgedeki diğer cemiyetler de bu kongreye delege göndermişlerdir. Ve yaklaşık olarak 54 tane delege kongreye ne yapmıştır? Katılmıştır. Sonuçta aslında 10 Temmuz'da toplanacak olan kongre daha fazla delege katılsın diye 23 Temmuz'da ne yapacak? Toplanacak. Erzurum doğunun her bakımdan güvenli bir şehri olduğu için ve merkezi konumda olduğu için bir de 15. Kolordun da merkez olduğundan dolayı ne olmuştur? Kongrenin Erzurum'da toplanması uygun görülmüştür. Kazım Karabekir'in desteğiyle de kongre Mustafa Kemal Bakın toplanmasında organize edilmesinde katkısı olmamasına rağmen ne yapacak? Başkan seçilecek ve böylece de 14 günlük bir çalışmadan sonra bölgesel olarak bu toplanan kongrenin Ulusal kararlar almasa ne yapacak Mustafa Kemal etkili olacak. Peki burada arkadaşlar nasıl kararlar alınacak? Biraz da bunun üzerine durmakta fayda var. Ama genelgesini anlatırken nasıl anlatmıştık? Maddeyi vermiştik, maddenin ardından da yorumunu vermiştik. Bundaki etken neden ise hemen hemen her maddeden soru çıkması ve artı yorumu ile alakalı soruların da çıkmasıydı. Aynı taktiği burada da yapacağız arkadaşlar çünkü gerçekten çok önemli maddeleri var Arzurumunda. Ve ardından da yorumunu verip maddede ne anlatılmak istediğini size anlatmaya çalışacağız. Birinci maddede milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür bölünemez ve ayrılık kabul edilemez denilmiş. Peki bununla ne denilmiş aslında? İlk defa arkadaşlar milli sınırlardan bahsedilmiş. Bakın ilk defa milli sınır kelimesini biz ne yapıyoruz? Erzurum'da görüyoruz. Halbuki Erzurum arkadaşlar niçin toplanmıştı? Doğudaki bir tehdit için Ermeni tehdidi için toplanmıştı. Fakat ne olacak burada? bütün milleti ilgilendiren bir karar alınacak. Aynı zamanda bu maddeyle bölgesel bir kongre olduğu için de Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulması ya da Karadeniz'de bir Rum devletinin kurulması ne olmuştur? Reddedilmiştir. İkinci madde her türlü yabancı işgal müdahalesine karşı topyekun mücadele edilecektir. Şimdi topyekun ne demek? Hep beraber demektir değil mi arkadaşlar? Yine bu madde aslında birlik ve beraberliği sağlamak için konulan bir maddedir. Ee, yine bu madde doğrultusunda Doğu Anadolu'da ve Karadeniz bölgesinde etkinlik gösteren cemiyetler tek bir cemiyetin adı altında şark vilayetleri müdafaa hukuk cemiyetleri adı altında ne olacak birleştirilecek. Bu birleşme sadece e, ya Doğu ile Karadeniz'i kapsayan bir birleşmedir. Bunu antiparantez söylemekte fayda var. Üçüncü madde diyor ki Osmanlı hükümeti ya da İstanbul hükümeti vatanın bağımsızlığını sağlayamazsa nereden çıkartıyor? sağlayamadığını görüyoruz değil mi arkadaşlar? Aynı zamanda Amas genelgesinde böyle bir madde vardı. İstanbul Hükümeti üzerine düşen sorumlu yerine getiremiyor diyordu. İşte burada bir çözüm sunulmuş Erzurum'da. Diyor ki sağlayamazsa ya da koruyamazsa geçici bir hükümet kuralım. Neden kalıcı demiyoruz? Çünkü o zamanın şartlarında kalıcı demek biraz zor arkadaşlar. Bu hükümet milli kongre tarafından seçilsin. Kongre toplanmamışsa da bu seçimi temsilciler kurulu, temsil heyeti yapsın. Bakın ilk defa böylece bir hükümeti kurma fikrinden bahsedilmiş. Bu hükümet nasıl bir hükümette? Geçici bir hükümetti. Zaten hükümet kurma görevi daha sonra Sivas Kongresi ne olacak? Olacak. İşgal güçleri ve İstanbul hükümeti Sivas Kongresi toplanması ve çalışmalarını engellemez eğer engellemezlerse ya da böyle bir şey mümkün olmazsa e, o zaman arkadaşlar e, Sivas Kongresi yapacak bu seçimi. Eğer engellenirse de oluşturulan temsilciler kurulu ne yapacak? Seçimi yapacak. Böylece ilk defa arkadaşlar her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulsun fikri Amasya'da söylenmişti. İşte oluşturulması Erzurum'da ne olacak? Olacak. 9 kişiden oluşacak ve Mustafa Kemal'de başına ne olacak? Getirilecek. Mustafa Kemal hükümeti kurma aslında geçici ee, demesinin sebebi orta müsait olmamasından dolayı. Yani etrafta saltanata bağlı olan insanlar var, hükümete bağlı olan insanlar var. Onları o noktada toplatan şey neydi? Bağımsızlığı sağlama düşüncesiydi. Birçoğu bağımsızlığı sağladıktan sonra tekrardan İstanbul hükümetiyle yola devam etme fikrindeydi. Eğer kalıcı hükümet demiş olsaydı bu insanları yanında toplayabilir miydi Mustafa Kemal? Toplayamazdı arkadaşlar. Bundan dolayı geçici hükümet şeklinde bir ifade kullanmıştır. Dördüncü madde. Kuvay milli etkin, milli iradeye hakim kılmak esastır. Ki bunun anlamı şu. Ulusal güçleri etkin, ulusal iradeye hakim kılmak esastır şeklindedir. Arkadaşlar aslında Amasya Genelgesi'nde söylenen yine bir maddenin açılımıdır bu. Neydi o madde? Bağımsızlığı yine ulusun azil ve karar kurtaracaktır maddesinin bir açın bir devam niteliğindedir. Böylece bu maddeyle bir yandan düşmana karşı mücadele edilmesi, bir yandan da halk iradesinin ülke yönetimine egemen kılması gerektiğini olmuştur. Belirtilmiştir. Aslında yine bir işaret bir şeydeler çekilmiştir çıkılmıştır arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nde neye dair? Cumhuriyet rejimine dair. Bunu da burada anti parantez söylememiz lazım. Beşinci madde Hristiyan azınlıklara siyasal egemenliğimizi, sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez denilmiş. Verilmiş miydi? Verilmişti arkadaşlar. İşte islahatlarla, meşrutiyetlerle öyle bir noktaya gelmişlerdi ki içimizde yaşayan gayrimüslimler yani Müslüman olmayan azınlıklar Müslüman olanlardan daha fazla hak ve hukuka sahip olmuştu. Bu da haliyle birlik ve beraberliği bozacak bir durumdu. İşte arkadaşlar Erzurum Kongresi'ne buna tepki gösterilmiştir ve denilmiştir ki siyasi egemenliğimizi, sosyal dengemizi bozacak lütfen ayrıcalıklar vermeyelim diyerekten buna ne yapılmıştır? Bir anlamda tepki gösterilmiştir. Altıncı madde, Mübüsan Meclis'in derhal açılmasına ve hükümet işlerinin meclis denetimi altında yürütülmesine çalışılacak bir maddesi var. Arkadaşlar bu madde aslında Birinci Dünya Savaşı'na girerken kapatılan meclisin açılmasını isteyen maddedir. Bu istek aslında bir anlamda ulusal iradeye verilen öneminde nedir Göstergesidir. Mebusan Meclisi çünkü İstanbul hükümetini denetleme ve Türk milletinin kaderi üzerine yanlış kararlar alınmasını engelleme görevine böyle sahip olacaktı. Ve haliyle de bir anlamda yine ulusal iradeye hizmet eden bir karar alınmış olunacaktı. Bu yönüyle önemli bir maddedir. Yedinci madde manda vimayi kabul edilemez diyor. Manda vimayinde de bir kez önce bunu tekrar açıklamakta bir fayda var arkadaşlar. E, Manda himaye ilk defa Wilson ikilerinde ortaya çıkan Pars uygulanan bir sömürü şeklidir. Güçleninceye kadar güçsüz devletlerin güçlü bir devletin himayesi altına girmesidir. Ama arkadaşlar şu bir gerçek hiçbir güçlü devlet kendisine rakip yeni devletçiklerin oluşmasını istemez. Dolayısıyla aslında sömürünün değişik bir adıydı. Ertuğrul Kongresi ilk defa bununla ilgili bir madde yer almış ve böylece bağımsızlığa yönelik bir tavra bir duruma karşı çıkılmıştır bu yönüyle önemli bir maddedir. 8. madde ulusal irade ve toplanan ulusal güçler padişah ve halifelik makamını kurtaracaktır maddesi. Aslında bu ulusal egemenlik ilkesine aykırıdır. Fakat o sıralarda saltanat ve halifelik gerçekten çok güçlü olduğu için ve ulusal kurtuluş çaresini düşünenler arasında buna bağlı olan insanlar da bulunduğundan dolayı birlik ve beraberlik bozulmasın diye bu şekilde bir karar alınmıştır. Dokuzuncu madde sömürgeci işgalci ve yurdumuzun bozucu emelleri olmaması koşuluyla herhangi bir devletin ekonomik yardımı kabul edilebilir diye bir karar alınmış. Aslında bu karar bir dışları kararıdır arkadaşlar ki dışlarında karar alma hakkı meclise aittir. Öyleyse aslında Erzurum Kongresi bir meclis gibi hareket etmiş mi? Evet. Böylece arkadaşlar bir anlamda bağımsızlığa saygı duyulması şartıyla dıştan yardım alınacağı da burada ne olmuştur? Kabul edilmiştir. 10. madde ulusumuz insan ve çağdaş amaçların değerini ve önemini bilir, endüstriyel ve iktisadi kalkınmanın gerektiğini de takdir eder denilmiş. Böylece arkadaşlar Türk milletinin çağdaş dünya içinde yerini alacağını olan inançta ne olmuştur? vurgulanmıştır. Aynı zamanda bu da inkılabın ilk habercisi olan maddedir arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nin bölgesel maddelerine bakacak olursak aslında sonuçta Erzurum Kongresi bölgesel bir kongreydi. Doğu Anadolu'daki bütün cemiyetler Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. Bu bölgesel. Temsil heyetinin yetkileri sadece Doğu Anadolu ile sınırlıydı. Bu da bölgesel. Doğu Anadolu halkın çoğunluğu Müslümandır. Bu da bölgesel karardır. Yani bize bu şekilde bir soru sorulduğu zaman bizim çok rahat bir şekilde Doğu Anadolu gibi bir kelime görüyorsa onu işaretlememiz gerekmekte. Bunu ne yapabiliriz? Çok rahat bir şekilde seçebiliriz. Şimdi bu arada önemli bir şey de söylememiz lazım. Bu kongre sırasında Mustafa Kemal Latin harflerinin kabul edileceğini söylüyor. Fakat harf inkılabını tabi 1928 yılına kadar erteliyor. Neden? Çünkü ortam müsait değil arkadaşlar. O dönemde insanların kilit noktası bağımsızlık. Bağımsızlık için çabalarken insanları ileride yapılacağı inkılaplar hakkında e, sıkıştırmak ya da bunu ortama git bunu ortama atmak çok da doğru bir hareket olmaz. Mustafa Kemal zaten duruma göre, şartlara göre hareket eden bir liderdi. Dolayısıyla da ne yapmıştır? Bu fikrini neredeyse bir 7-8 yıl ertelemiştir. Gelelim Mustafa Kemal tutuklama emrine. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'ne geçince e, hakkında arkadaşlar yavaş yavaş bir tutuklama kararı verildi. Fakat Anadolu'da bu emri vermiş olduğu hiçbir yetkili bunu uygulamadı arkadaşlar. Bir tek Elazığ valisi Ali Galip'in böyle bir teşebbüsü oldu. Bu da e, İstanbul Hükümeti'nin artık Anadolu'da çok da fazla etkisinin olmadığını, aciz bir duruma düştüğünü göstergesidir. Aslında Mustafa Kemal'in dediği bir söz artık gerçekleşiyor değil mi? Ne diyordu Mustafa Kemal? Artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak zorundadır. İşte o da nedir? Bu görüşünü ne yapmıştır? Bu davranışla haklı bir duruma çıkarmıştır ya da getirmiştir. Peki Erdoğan Kongresi ile ilgili değerlendirmeler ne olacak? Erzurum Kongresi bölgesel olarak toplanmıştır. Fakat Mustafa Kemal gibi bir lider sayesinde ulusal yani milli kararlar almış mıdır? Almıştır. Sivas Kongresi'nde aslında alınan kararların hepsi Erzurum Kongresi'nde de alınmıştır. Fakat Erzurum Kongresi kısmen arkadaşlar biraz bölgesel kararlar da bulunmaktadır. Bundan sonraki süreçte Kurtuluş Savaşı sırasında izlenecek yol, yöntem, plan ve politikalar burada belirlenmiş mi? Belirlenmiş. Kurtuluş Savaşı'nın temel ilkeleri de burada belirlenmiştir. Nedir bunlar? Mesela bağımsızlık, egemenlik, milli sınır, iç işlerimize karışmama, milliyetçilik, birlik beraberlik. Burada belirlenen nedir? Kavramlardır. Mustafa Kemal'in bir sözü var arkadaşlar burada. "Tarih bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir." derken aslında Erzurum Kongresi'nin tarihte ne kadar önemli olduğunu ne yapmıştır belirtmiştir. Yine bu kongre sırasında Mustafa Kemal Anadolu savunmasıyla yalnızca kendi hayatıyla ilgili görevi yerine getirmiyor. Belki bütün doğuya yönelik saldırıları set çekiyor diyor ve böylece bir anlamda sömürgeciliğe karşı koymanın hedef olabilecek diğer ülkeleri koruyucu etkileri olduğuna ne yapıyor vurguluyor. Gelelim diğer bir bölgesel kongreye. Balıkesir Kongresi ve ardından yapılan Alışehir Kongresi. Aslında arkadaşlar herkeste Erzurum gibi bölgeseldir fakat tek bir farkla aldığı kararlar da bölgesel olacak. Bunun sebebi ise Mustafa Kemal gibi bir lidere sahip olmamalarıdır. Tamamen Batı Anadolu'yu ilgilendiren ne yapacak? Kararlar alacaklar. Bakalım ne yapılmış? Ne gibi özellikleri var bu kongrelerin? Herkisi de bölgesel kongrelerdir. Doğru mu? Doğru. Alaşehir Kongresi aslında Balıkesir Kongresi'nin devamıdır. Doğru. Balıkesir Kongresi'ne Batı Anadolu'daki Yunan işgaline karşı direniş kararı. Ama nasıl bir direniş? Silahlı direniş kararı alınmıştır. Alaşehir Kongresi'nde ise Balıkesir ve Erzurum Kongresi'nin kararlarını gözden geçirmek amacıyla toplanmıştır. Ve burada arkadaşlar Batı cephesi oluşturulmuştur. Bakın bu kongrelerin en önemli özelliği Batı cephesinin kurulması ortam hazırlamalarıdır. Ama her iki kongrede de yeni bir devlet kurma düşüncesi yok arkadaşlar. Bunu üzerine basa basa söylememiz lazım. Tek amaçları bağımsızlığı sağlamakta. Hatta kongre kararlarında da şöyle bir karar vardır. Saltanata ve hilafete bağlı olmak kaydıyla. Yani bunu özellikle üzerine basa basa ne yapmışlardır söylemişlerdir. Sonuçta etkinlik bakımından gerek balık Esir, gerekse Alaşehir kongreleri Erzurum ve Sivas kongresinin başarısına ulaşamamıştır. Bunun etken nedeni de bu konuyu anlatırken başında söylediğim Mustafa Kemal gibi birleştirici bir liderden mahrum olmalarıdır. Eğer böyle bir durum olmuş olsaydı zaten ne yaparlardı? Daha etkili kararlar alırlardı. Zaten bir süre sonra da kongre üyeleri temsil heyetinin ne yapacak? Emrine girecek. Gelelim örnek sorularımıza. İlk örnek sorumuz 2013 YGS'de çıkan bir soru. Kasım 1918 ile Ekim 1920 tarihleri arasında milli kurtuluş amacına yönelik çok sayıda kongre düzenlendi. Bu kongreler çoğu Batı Anadolu'da olmak üzere Doğu Anadolu ve Trakya'da gerçekleştirildi. Buna göre hangi yargıya ulaşılamaz diye sorulmuş. Bakalım arkadaşlar. A şıkkında Batı Anadolu'daki mücadele hareketi daha yoğundur. Buna ulaşabilir çünkü çok fazla Batı Anadolu'da kongre düzenleniyor. İnsanlar acısı neredeyse oraya yönelik çok daha fazla hassasiyet gösterirler arkadaşlar. B şıkkında Anadolu halkında milli kurtuluşu gerçekleşmez azmi güçlü mü? Evet, kongre toplanıyorsa bunu çok rahat bir şekilde ulaşabiliriz. C şıkkında kongreler ülke düzeyinde değişik bölgelerde mi yapılmış? Evet, bakın Doğu Anadolu, Trakya, Batı Anadolu. D şıkkında farklı kongreler düzenleyenler arasında görüş ve işbirliği vardır. Bunu direkt olarak söyleyebilir miyiz? Hayır varsa da bile söyleyebiliriz. Çünkü bize verilen bilgiden buna ulaşmamıza imkan yok arkadaşlar. E şıkkında tebimin açılmasından sonra da kongrelerin toplanmasına devam edilmiş midir? Yine buna arkadaşlar bakarak da ne yaparız? Söyleyebiliriz. Çünkü neden? Çünkü Ekim 1920 dediğine göre e, ne zaman açıldı? 23 Nisan 1920'de. Yani bundan sonra da ne olmuş? Kongrelerin toplanmasına devam edilmiş. Öyleyse sorumuzun cevabı nedir? D seçeneğidir. Diğer bir örnek sorumuz 2011 YGS'de çıkan bir soru. Ahmet demiş ki Erzurum Kongresi'nin kararının birinci maddesi Doğu vilayetleri ile Trabzon ve Canik sancağı birbirinden ayrılmaz ve Osmanlı toplumunun bir parçası olmak üzere bir bütün teşkil eder şeklindedir demiş. Onur da bu maddenin verilen azınlıkların bölgedeki yıkıcı faaliyetlerini önlemek amacıyla konduğunu söylemiş. Onur yukarıdaki azınlıklardan hangilerini söyleseydi Ahmet'e doğru bilgi vermiş olurdu. Bakalım arkadaşlar Araplar var mı bu bölgede? Yok. Ermeniler var, Rumlar var. O zaman neyi demesi lazım? Ermeni ve Rumları söylemesi lazım. Öyle sorumuzun cevabı 2 ve 3 yani E seçeneğidir. Gelelim her yönüyle tek milli kongremiz olan Sivas Kongresi'ne. Arkadaşlar Mustafa Kemal Samsun'a çıktıktan sonraki e, tek amacı gerçekten ulusal hareketi örgütlemekti. Bu amaçla da halkın temsilcilerinden oluşan bir kongre toplamayı çok arzuluyordu ve bu arzusunu da Amasya Genelgesi'nde ne yapmıştı? Dile getirmişti. İşte dile getirdiği bu olay Samsun çıkmasından 4-5 ay sonra ne olacak gerçekleşti ve Sivas'ta Amasya Genelgesi'nde belirtildiği üzere bir kongre toplanacak. Kongre içinde belirlenen halk temsilcileri Sivas'taki kongreye katılmak üzere Sivas'a gelecek. Mustafa Kemal de kongrenin toplanmasına 2 gün kadar önce, 2 Eylül 1919'da Sivas'a gelecek ve halk tarafından da çok büyük bir coşkuda ne olacağı karşılanacak. Fakat hatırlayalım Amas Genelgesi'nde Sivas Kongresi için ne denilmişti? Kongre sır olarak saklansın. Gerekirse kongreye katılacak olan delegeler yollarını, kimliklerini, adlarını değiştirerekten yolculuk yapsınlar. Fakat sır olarak saklanmadığın en güzel göstergesi kongrenin başında yaşanan sorunlarla kendini gösterdi. Arkadaşlar gerekse itiraf devletleri gerekse İstanbul hükümeti kongrenin toplanmaması için çok ciddi bir şekilde ne yaptılar? Çalışmalar yaptılar ve kongreye delege gönderilmesini engellemeye çalıştılar. Ama bütün bunlara rağmen kongre ne olacak? Toplanacak. Mesela İstanbul hükümeti dedi ki Mustafa Kemal ve arkadaşları asidirler yani isyancıdırlar. Halktan bu oluşma destek verenlerin cezalandırılacağını duyurdu. Hatta ve Elazığ valisi olan Ali Galibi Sivas Kongresi'ni basmakla ve kongreyi dağıtmakla görevlendirildi. Bu durum Sivas Kongresi öncesinde çok büyük bir tedirginlik meydana getirdi ama bütün bu rağmen Sivas Kongresi toplandı. Fransızlar ki İtilaf devletlerinin başındaydı hatırlıyorsanız bir adım daha attı ve eğer kongre toplanırsa şehri işgal ederim ve bu durum tabii ki can ve mal güvenliği zarar göreceği durumu da Sivas Kongresi'nde katılımcıları ne yapacak endişe ettirecek. Ama sonuçta bütün bunlara rağmen arkadaşlar ne olacak? Kongre toplanacak. Mustafa Kemal Elazığ valisinin topladığı birlikler üzerine askeri birlikler gönderecek ve bu tehdidi ortadan kaldıracak. Fransızlar şehri işgal etme cesaret dahi ne yapamayacak edemeyecek ve hatta ve hatta bunu Mustafa Kemal bizzat söyleyerekten halka ve yanındakilere ne yapacak güven verecek. Arkadaşlar yine de bu durum Kongreye katılan delege sayısını ne yapmıştır? Azaltmıştır. Mesela bunun en güzel göstergesi Erzurum bölgesel olmasına rağmen 54 tane delege katılmışken Sivas tek milli kongreye 38 tane delege ne olmuştur? Katılmıştır. Sonuçta bütün bu şartlara rağmen kongre toplanmış ve Mustafa Kemal kongreye ne olmuştur? Başkan seçilmiştir. Kongreye katılanlar kongrenin başlamasından hemen sonra hiçbir partiye bağlı olarak harekete girişmediklerini tek amaçlarının vatanı kurtulması olduğuna dair ne yapmışlardır yemin etmişlerdir peki Kongrede ne kararlar alındı? Bunlar işte bizim için önemli. Kongrenin başına yaşanan sorunlar önemli. Mesela bir Ali Galip olayı, bir Fransızların Sivas işgal tehdidi önemli. Ama asıl önemli olan kongrede alınan nedir? Kararlardır. Mesela ilk karar arkadaşlar, milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür bölünemez. Erzurum'da da mı? Evet. İkincisi, her türlü yabancı işgaline karşı millet beraberce topyekun birleşerekten savunacak. Yine Erzurum'dakinin aynısıdır. Üçüncüsü, İstanbul hükümeti yurdumuzun herhangi bir parçasını düşmana terk etmek zorunda kalırsa vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğü gerçekleştirmek üzere her türlü tedbir ve karar alınacak mı? Evet. Dördüncü madde ulusal güçleri etkin milli iradeyi hakim kılmak esastır. Aynen Erzurum'da olduğu gibi. Yine manda ve kabul edilemez denilmiş Erzurum'da olduğu gibi. Erzurum'da ilk defa reddedilmişti. Sivas'ta tekrardan reddedilmiş ve bir daha arkadaşlar gündeme gelmemiştir ki Sivas Kongresi'nin en çok tartışılan maddesidir. Sivas Kongresi'nde mandaterlik olarak ABD'nin mandası gündeme getirilmiştir. Ama sonuçta tartışmalar sonucunda bunun ulusal bağımsızlığa aykırı olduğu anlaşılmış ve kesin olarak bir daha gündeme gelmek üzere ne olmuştur? Reddedilmiştir. Çağımızda ulusal iradeye uymak zorunludur. Bu amaçla da müslüman Meclisi derhal açılmalı ve hükümet işlerini meclisin denetimine sunulmalıdır denilmiştir. Yine aynı amaçla bütün cemiyetler Anadolu-Rumen'in müdafaa hukuk adı altında ne olmuştur? Toplanmıştır ki bu en önemli özelliklerinden biridir bu karar. Ve böylece arkadaşlar milli birlik ve beraberlik bütün cemiyetler birleştirerekten tek elde ne olmuştur? Toplanmıştır. Mukaddes amacımız olan Kurtuluş Savaşı'nı ve genel örgütlememizi idari için kongre tarafından bir temsilciler kurulu seçilecek. Temsilciler kurulu bütün vatanı temsil eder şeklinde Sivas'ta dönüşecek. Erzurum'da sadece ve sadece yetkileri neyle sınırlıydı? Doğu'yla sınırlıydı. Yine Erzurum'da olduğu gibi ülkemizde yaşayan Hristiyan azınlıkların her türlü vatandaşlık hakları saklı kalmak kaydıyla siyasal egemenliğimizi ve, ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez denilmiş. Yine ulusal irade ve toplanan güçler paşa ve halifelik makamını kurtaracaktır diye Sivas'ta yine bu belirtilmiş. Bundaki etken neden ortamın ne olmaması, müsait olmaması sömürge amacı olmaması karşılığıyla herhangi bir devletin ekonomik yardımı kabul edilebilir diyerekten dış işleriyle de alakalı karar alınmıştır. Evet gelin arkadaşlar Sivas Kongresi'nin temel karakterine. Sivas Kongresi arkadaşlar bağımsızlık ve egemenlik inanç ve amacını Kurtuluş Savaşı'nın temel karakteri olarak ve bütün yurdu kapsayacak şekilde karara bağlamış. Bu en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Lider olarak Mustafa Kemal Paşa belirlenmiştir. Bağımsızlık belgesini arkadaşlar misak milli kararlarının temelini oluşturmuştur. Ki bu danına kararlar daha sonra misak milli kararlarında Mebusan Meclisi'nin olayından ne olmuştur? Geçmiştir. İlk gazete burada irade milli adıyla ne olmuştur? Topla açılmıştır ki bundaki amaç özellikle özellikle halkı Kurtuluş Savaşı'nın etrafında toplamak ve artı arkadaşlar milli mücadele aleyhinde yapılabilecek olan propagandanın önüne geçmektir. Hükümet yürütme yetkisi ve atama yetkisi arkadaşlar Mustafa Kemal Başkanı'ndaki temsil heyetine verilmiştir ki Erzurum'da temsil heyetinin üye sayısı 9 iken Sivas'ta bu sayı 15'e çıkarılmıştır ve yetkileri bütün vatanı temsil hale getirilmiştir. Temsil heyetinin görevi Kurtuluş Savaşı'nı sekme idare etmektir. Yani yürütme gücünü elinde tutmuştur. Bu yönüyle de arkadaşlar bu görevini meclis açılıncaya kadar yani tebmi açılıncaya kadar sürdürmüştür ve ilk defa da yürütme etkisini Sivas Kongresi'nde kullanmıştır. Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Komutanlığı atamıştır ve böylece ilk kez yürütme etkisini ne yapmıştır? Temsil heyeti kullanmıştır. E, temsil heyeti sadece Batı Cephesi'nde değil Urfa, Antep, Maraş'taki komutanları da atayarak burada Kuvay Milliye Dirilişine ne yapmıştır? Önlerlik etmiştir. Peki İstanbul'la ilişkiler nasıl kesildi? Arkadaşlar temsil heyeti hatırlıyorsanız e, kongrenin başında bir sorunla karşılaşmıştı. Ali Galip olayı diye bir olay. Elazığ Valisi Ali Galip, Mustafa Kemal ve arkadaşları tutuklamakla görevlendirilmişti. Kim tarafından? İstanbul Hükümet tarafından. Gerek bu kongrenin başında yaşanan engellemeler, gerekse İstanbul Hükümeti'nin genel tutumu yüzünden Kongre ile arkadaşlar alınan bir kararla, kongrede alınan bir kararla temsil heyeti İstanbul hükümeti ve yönetim yönden ilişkiyi haberleşme her şeyi ne yapmıştır? Kesmiştir. Hatta ve hatta İstanbul'dan Anadolu'ya atanan komutan ve valiler kabul edilmeyerek de geri gönderilmiştir. Böylece aslında temsil heyeti kime bağlı olmadığını göstermiştir İstanbul hükümetine. Bu çok çok önemli bir durumdur. Peki İstanbul hükümetiyle ilişkilerin kesilmesi İstanbul'da hükümet değişikliğine sebep olmuş mudur? Evet. Çünkü temsil heyeti bu ilişkileri kesmekle kalmamış. Damat Ferit Paşa hükümeti görevde kaldığı sürece hiçbir zaman İstanbul'u dinlemeyeceğini de bildirmiştir. Bunun üzerine padişah Vahdettin Damat Ferit Paşa'yı yanına çağırarak istifasını istemiş ve İstanbul'da hükümet değişikliği olmuştur. Yerine Milli Mücadele'ye daha ılımlı bakan Ali Rıza Paşa Hükümeti kurmakla ne olmuştur? Görevlendirilmiştir. İşte bu durum arkadaşlar bir zafer midir? Evet. Siyasi bir kurum değiştirildiğine göre siyasi zaferdir. Bu durum aynı zamanda bir kere daha üzerine basarak söyleyelim. Temsiliyetin ilk siyasi e, zaferidir. Çünkü damat ve hükümeti devrilmiş yerine en azından mini mücadelenin varlığını kabul eden bir kişi bir e, kurum ne yapmıştır? hükümetin başına geçmiştir. İstanbul'da yeni hükümetin temsilcileri ama çok, e, görüşme arayışlarına gelirecek olursak, yeni kurulan Ali Paşa kabinesi şöyle düşünüyor. Anadolu'daki hareketle eğer biraz daha zıtlaşmaya devam edersek biz ne yapacağız? Halkı karşımıza alacağız. Çünkü halk bu insanları seviyor ve bu insanların peşinden gitmeye başladı. Dolayısıyla bir şekilde bunlarla bizim ne yapmamız lazım? Uzlaşmamız lazım. Ve Mustafa Kemal'in bundan dolayı eski bir arkadaşı olan Abdülkerim Paşa aracılığıyla ilişki kuruluyor. Mustafa Kemal İstanbul Hükümeti'nin görüşme önerisini teklifin İstanbul Hükümeti'nden gelmesi koşuluyla kabul ediyor. Bakın bu çok önemli. Ben teklif etmiyorum. Siz teklif ediyorsunuz. Ben bu zamana kadar asiydim, isyancıydım artık beni ne yapıyorsunuz muhatap olarak kabul ediyorsunuz bunun göstergesini siz bana teklif edeceksiniz diyor böylece arkadaşlar Mustafa Kemal Anadolu'daki milli hareketin İstanbul hükümetince tanınmasını amaçlamıştır İstanbul hükümetinin doğrudan değil de Mustafa Kemal'in bir arkadaşını arayarak araya koyarak görüşme yapmak istemesinin nedeni de devletin aslında merkez otoritesine zarar vermeme düşüncesiydi ve Anadolu'daki hareketi tanımama düşüncesiydi. Ve böylece Mustafa Kemal bunun önüne geçmiş midir? Geçmiştir. Mustafa Kemal kendisinin bireysel bir hareketi olmadığını, ulusun bir temsilcisi olduğunu, bu nedenle de İstanbul hükümetinin doğrudan temsil eğitimi muhatap alması gerektiğini bu hareketiyle ne yapmıştır? Belli etmiştir. Peki Mustafa Kemal'in İstanbul hükümetine yardımcı olma koşulu ne? Mustafa Kemal damat Fehit Paşa'nın yerine Ali Rıza Paşa gelince ona bir telgraf çekiyor ve telgrafta yeni hükümetin Erzurum ve Sivas Kongresi'nin saptanan ilkeleri ve ulusal amaçlara uyması gerektiğini eğer uyarsa Kuvay Milliye'nin hükümete yardımcı olacağını ne, ne yapıyor belirtiyor ve böylece Mustafa Kemal İstanbul hükümetini neye çekmek istiyor Anadolu'daki harekete. Amaçlı görüşmelerine doğru bakalım neler olmuş. Buna rağmen Ali Rıza Paşa İstanbul'da iyi niyeti bir hükümet bulunduğunu ileri sürecek ve temsil çalışmalarına gerek kalmadığını üstü kapalı bir şekilde belli etmeye çalışacak. Mustafa Kemal ile yeni hükümet arasında da bir hafta aşkın bir süre telgraflaşmalar olmuş. Bakın devamlı haberleşmeler olmuş. İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'in ülke ve ulus adına yapılması tavsiye ettiği çalışmalarını yerine getirmeyecek. Bu noktadan sonra yüzde görüşmenin gerektiğini anlayan İstanbul hükümeti Arıza Paşa'nın isteğiyle Amasya'da görüşme yapmak isteyecek. Ve Mustafa Kemal de bunu ne yapacak? Kabul edecek. Gelelim arkadaşlar. Ee, Batı için çok önemli olan bir rapora. Amiral Bristol raporuna. Amiral Bristol raporu 12 Ekim 1919 tarihinde yayınlanan bir rapordur. Şimdi hatırlıyoruz arkadaşlar. İzmir 15 Mayıs 1919 tarihinde işgal edildi. Kimler tarafından? Yunanlar tarafından. İşgalden sonra Anadolu'da çok ciddi bir şekilde yükselen ve bütün dünyayı şaşkınlık içinde bırakan tepkiler meydana geldi. Nedir bunlar mesela? Mitingler, protestolar, telgraflar. Ve bunların hepsi Avrupa basında da işlenmeye başladı. Ve haliyle acaba demeye başladılar. Yunanlılar Avrupa'yı yanıttılar mı? Ya da Avrupa kamuoyunu kandırdılar mı? İşte bütün bu gelişmeler üzerine Milletler Cemiyeti tarafından İşaretliler bölgesini incelemek üzere bir anket komisyonu oluşturuldu. Bu komisyonda kimler var arkadaşlar? Amerika'dan, İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinden oluşuyor. Ve bunun başkanına da bir Amerikalı getirildi. Amerika delegesi İstanbul Fevkalade Komiseri Amiral Bürüsol getirildi. Komisyon birkaç hafta boyunca araştırma yaptı ve bu araştırmalarını bir rapor halinde Milletler Cemiyeti'ne sundu. Bakın bunda ne var? Bir diyor, ateşkesten sonra İzmir ve yöresindeki Hristiyan halkın hayatın tehlikede olduğuna dair Paris Barış Konferansı'na yanlış bilgi verilmiş. Yanlış bilgi veren kim? Yunanlılar. Bu bilgiyi vermiş olan hükümetler ve kişiler sorumludur. İki, İşgalden sonra Batı olduğunda meydana gelen cinayetlerin sorumluluğu Yunanlara ait. Demek ki Yunanlar burada katliam yapmış. Bunu söylüyor. 3. Yunan askerlerinin derhal geri çekilmesi ve yerlerine itiraf kuvvetlerinin gönderilmesi lazımdır. Yani Amiral Brüstü şunu demiyor. Yunanlar geri çekilsin burada Türk hakimiyeti tanınsın da demiyor. Bakın bunu anti parantez belirtmek lazım. 4. İzmir e çevresinin milli prensiplere göre Yunanistan'a katılması söz konusu olamaz. Çünkü burada çoğunluk kime aittir? Türklere aittir. Peki Amiral Bristol'un sonuçları ne arkadaşlar? Asıl önemli olan bu. Bu rapor aslında Yunanlıların İzmir'in işgalini haklı göstermek için ortaya attıkları iddiaları çürüten bir rapordur. Ege bölgesinin nüfus çoğunun Rumlara ait olduğunu yanlış olduğunu söylemiştir. Ve Yunan kuvvetlerinin geri çekilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ve işgal haksızlığı dünya kamuoyuna ne yapmıştır? Duyurmuştur. Ve Yunanlıların aslında bu bölgeye işgal etmesinin amacın bölgeyi korumak değil topraklarına katma amacını taşıdığında ne yapmıştır? Raporla belirtilmiştir. Ve raporda direnişe geçen Türk milli duygularının Yunanistan'a katılmayı kabul etmeyeceği de belirtilmiş. Yani bir anlamda Türkler harekete geçmekte haklıdır. Ne yapmışlar? Demişler. Ve böylece de arkadaşlar Türk Kurtuluş Savaşı'nın haklılığını ortaya koyan ulusal bir belge niteliğinde midir Amiral raporu? Evet. Peki bu rapor Avrupa devletleri tarafından, mesela özel İngilizler tarafından dikkate alınmış mıdır? Hayır arkadaşlar. Dikkat alırlar mı sizce? Bu nedenle Kurtuluş Savaşı'nda olumlu bir katkısı var mı? Yok ama yine de Mustafa Kemal bu raporu ulusal kurtuluşu destekleyen bir araç olarak kullanacak mı? Kullanacak. Bu arkadaşlar Batı'nın bize ait olduğunu söyleyen rapordu. Bir de Doğu'nun bize ait olduğunu söyleyen aynı mahiyette General Harbert raporu vardır. General Harbert raporunu açıklayabilmek için aslında biraz da bu sırada meydana gelen olayları belirtmekte fayda var arkadaşlar. Sivas Kongresi'nin devam ettiği günlerde Türkiye'ye bir Amerikalı general geliyor. Adı, adamın adı James Harbert. 20 Eylül 1919'da Sivas'ta Mustafa Kemal ile görüşüyor. Ve bu görüşmede General Harbert'a ulusal örgütlenme ve ortaya çıkış nedeni yabancı devletlerin propaganda çalışmaları Mustafa Kemal tarafından anlatılıyor. Ve Mustafa Kemal'in bu anlatmasına rağmen General Harbert eğer her şeye rağmen Ulusal mücadele başarıya ulaşamazsa ne yapacağını sorduğu zaman Mustafa Kemal aynen şu cevap veriyor. Bir ulus varlığını ve bağımsızlığını korumak için düşünebilen girişim ve özveri yaptıktan sonra başarılı olur. Ya başaramazsa demek o ulusu ölü saymak demektir. Ulus yaşadıkça ve özverili girişimlerini sürdürdükçe başarısızlık söz konusu olamaz diyerekten cevap veriyor. Ve gerçekten de arkadaşlar General Harbour'da bu sözleriyle Mustafa Kemal oldukça etkiliyor ki 2 saat kadar görüşüyorlar ve Mustafa Kemal'e hayranlıkla dinliyor General Harbour. Hatta ayrılırken Mustafa Kemal'e eğer Amerikan ordusuna görevli olmasaydım sizinle kalır ve mücadelenizin sonuna kadar sizinle mücadele ederdim diyor. Daha sonra Erzurum'a geçen General Harbert bölgedeki Ermeni katliamının yapıldığını iddiaların doğru olup olmadığını araştırıyor ve tarihimizde General Harbert raporu olarak bilinen raporu düzenliyor ve aslında bu raporda Ermenilerin hiçbir zaman bu bölgede çoğunluk olmadıklarını Türklerin Ermenileri katlettiği iddiaların asılsız olduğu belgelenmiştir. Ayrıca Türk milletin kurtuluş savaşının kararlı olduğunu ve burada kurulması muhtemelen bir Amerikan mandasının ABD'ye çok pahalıya mal olacağını ABD yönetimine ne yapmıştır? Rapor etmiştir. Bu rapordan sonra da ABD zaten Türkiye'yi mandası altına alma düşüncesinden tamamen ne yapmıştı Vazgeçmiştir ama Ermenileri korumaktan ve kollamaktan ne yazık ki vazgeçmemiştir. Gelelim test sorularımıza. İlk test sorumuz aynen şöyle arkadaşlar. Amasya genelgesinin verilen kararlarından hangileri Kurtuluş Savaşı'nda demokratik yöntemler izleneceğine kanıt gösterilir. Demokratik olabilmesi için çoğunun görüşünün yerine gelmesi, seçim sisteminin kullanılması ve insanların fikirlerine saygı gösterilmesi lazım. Bakalım buna ilgili kararları hangileri? Birincisi, vatanın bütünü milletin bağımsızlığı tehlikededir derken demokrasiyle ilgili bir karar var mı? Yok. İkincisi, İstanbul hükümeti yüklendiği görevi yerine getirememektedir derken yine böyle bir durum yok. Üçüncüsü, Milletin bağımsızlığı yine milletin azim ve kararı kurtaracak. Yani millet geleceğine karar verecekse demokratik midir? Evet zaten halk egemenliği demokrasinin olmazsa olmasıdır arkadaşlar. Dördüncüsü Sivas'ta toplanacak olan kongreye katılmak için her yerleşim biriminden halkın güvenini kazanmış kişiler seçilecek. Ve bu şekilde hareket edilecek. Seçim varsa zaten demokrasi bir nebze olsun vardır arkadaşlar. Öyleyse sorumuzun cevabı 3 ve 4 yani E seçeneğidir. İkinci soru Erzurum Kongresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Bakalım. A şıkkında Doğu Anadolu'daki ve Doğu Karadeniz'deki deniz cemiyetleri katılmış bu doğru. Şark vilayetleri müdafaa hukukla Trabzon müdafaa hukuk cemiyeti katılacak. Doğru bir madde. B şıkkında Mustafa Kemal Kongresi başkan seçilmiş mi? Evet. C şıkkında toplanması Amasya Genelgesi'ne karar. Hayır arkadaşlar. Amasya Genelgesi'ne karar verilen Sivas Kongresi'dir. Ama Sigilaks'e yalnız şöyle bir maddesi var Erzurum'la alakalı. Erzurum Kongresi'ne katılan delegeler mümkünse Sivas Kongresi'ne de katılsınlar şeklinde. Yoksa Erzurum Kongresi toplansın, işte oraya delegeler şöyle seçilsin diye Amasya Genelgesi'nde bir madde yok arkadaşlar. D şıkkında Ermeni Devleti'nin kurulmasını engellemek için mi toplandı? Evet. Tüm yurdu ilgilendiren kararlar aldı mı? Aldı. Öyleyse sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Üçüncü soru Erzurum Kongresi'nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi demokratik yöntemler izleneceğinin göstergesidir diye bir soru sorulmuş. Demokrasi için bir kere ulusal irade gereklidir. Seçim gereklidir. Çoğunluk gereklidir. Yani bunlarla ilgili biz ne yapmamız lazım? Maddeyi bulmamız lazım. A şıkkında manda imayı arkadaşlar bağımsızlıkla ilgili bir karardır. Dolayısıyla direkt egemenliği ilgilendiren ya da demokrasi ilgilendiren bir karar değildir. B şıkkını ulusal iradeyi hakim kılmak esasında ulusal irade dediğimize göre zaten B şıkkı olması lazım ama diğerlerine bakalım. C şıkkında milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür parçalanamaz, yine bağımsızlığı ilgilendiren bir karardır. D şıkkında azınlıklara siyasi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez derken eşitlik denilmiştir. Ama direkt olarak aslında demokratik yöntemlerle alakalı bir karar değildir. E şıkkında işgallere karşı millet topyekun olarak savunacak ve direnecektir derken de birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekilmiştir. Hangisi demokratik yöntemleri söyleyen madde öyleyse B şıkkı değil mi? Dördüncü soru. Erdoğan Kongresi'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bağımsızlık anlaşılığından taviz verilmeyeceğini bir göstergesidir? Bakın bağımsızlık bir devletin bağımsızca hareket edebilmesidir. Kimseden emir almamasıdır. Kimsenin direktifine uymamasıdır. Buna göre ne yapmamız lazım? Bir maddeyi söylememiz lazım. Erzurum Kongresi'nde bunu söyleyen madde ise manda ve ile ilgili maddedir. Manda ve himaye neydi? Ee, güçleninceye kadar sözde büyük bir devletin himayesi altına girmeydi. Bu bağımsızlığa tersti. İşte Erzurum Kongresi'nde bu maddeyle ne olmuştur arkadaşlar? Ee, bu durum reddedilmiştir. Bunu söyleyen maddede nedir arkadaşlar? D seçeneğidir. 5. soru İstanbul'da bulunan İngiliz ve Fransız temsilcileri Erzurum Kongresi'ni bir ihtilal olarak nitelendirmiş ve Osmanlı saltanatı aleyhine sonuçlar verebilecek bir gelişme olarak değerlendirmiştir. İhtilal neydi? Mevcut düzenin bozulmasıydı. İngiliz ve Fransız temsilcilerinin bu değerlendirmelerinde Erzurum Kongresi'nin verilen özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir diye sorulmuş. Bakalım. Bir halk hareketi olarak ortaya çıkması etkili midir? Evet. Normalde İhtilalde arkadaşlar var olan düşüncenin, mevcut düzenin tam tersi bir durum olması lazımdı. Halk hareketi var mıydı önceden? Yoktu. İkincisi bölgesel kurtuluş çareleri araması direkt olarak ihtilal olduğunu göstermez. Üçüncüsü vatanın geleceğini milletin vereceği kararlara göre belirlemek istemesi. Önceden kararları kim veriyordu? Padişah ve İstanbul hükümeti. Bakın tam tersi artık kim verecek millet? İhtilal mi? Evet. Öyleyse sorumuzun cevabı 1 ve 3 yani D seçeneğidir. Altıncı soru. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Mebusan meclisi derhal toplanmalıdır. Doğudaki vilayetler Şark vilayetleri müdafaa hukuk cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Sömürge amacı olmaması koşuluyla dış yardım alınabilir. Doğu Anadolu illerinde halkın büyük çoğunluğunu Müslümanlar oluşturmaktadır. Milli mücadele sırasında Erzurum Kongresi'ne alınan yukarıdaki kararlardan hangileri Erzurum Kongresi'nin ulusal bir kongre olarak hareket ettiğinin bir göstergesidir diye sorulmuş. Ulusu ilgilendiren, geleni ilgilendiren bütün kararlar ulusaldır. Bakalım birincisinde milli sınırlarda var mı? Var. Mebusan meclisinde var mı arkadaşlar? Aynı durum var. Çünkü Mebusan meclisi bütün ulusu ilgilendiren bir meclis. Peki üçüncü madde doğudaki cemiyetler dediğine göre bu bölgesel. Dördüncüsü sömürge amacı olmaması koşuluyla dış yardım. Bakın bütün e, milleti ilgilendiren bir karar. Beşincisi Doğu Anadolu dediğine göre bölgesel. Öyleyse cevabımız ne olması lazım? 1, 2 ve 4. Yani cevabımız nedir? B seçeneğidir. 7. soru. Gerek kongreler sürecince gerekse Büyük Millet Meclisi açıldığı ilk dönemlerde doğrudan hilafet ve saltanata yönelik karar alınmamıştır. Bu durum verilen nedenlerden hangileri açıklanabilir? Arkadaşlar nedenlere bakmadan önce ilk önce biz bir açıklama yapalım. Neden böyle bir karar alınmıyor? Çünkü ortam müsait değil. Seninle aynı amaca baş koymuş olan insanlar arasında halen hilafeti ve saltanata bağlı olan insanlar var. Şimdi bu böyle bir durumu ortaya getirdiğin zaman onlar arasında olan birlik ve beraberlik ne olur? Bozulur. Bu yüzden uygun ortam ne olmuştur? Beklenmiştir. Bakalım bize verilen öncüllerde ne var? Birincisinde ortamın bu değişikliğe hazır olmaması var mı? Var. İkincisi Kurtuluş Savaşı döneminde birlik ve beraberliğin korumaya önem verilmesi var mı? Var. Üçüncüsü Padişahın tepkisinden çekilmesi, padişahın tepkisinden çekilmesi gibi bir durum yok. Zaten sık sık tepki vermiştir padişah ama arkadaşlar buna çok da fazla uyumamıştır. Ama aynı amaç etrafında bulunduğun insanların tepkisinden de olmuştur? Çekinilmiştir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ve 2 yani D seçeneğidir. 8. soru Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nin son gününde yaptığı konuşmada tarih bu kongremizi çok az görülebilen büyük bir eser olarak yazacaktır demiştir. Mustafa Kemal'in bu sözlerini Erzurum Kongresi'nin aşırı özelliklerinden hangisi kanıtlan niteliktedir arkadaşlar? Demek ki Erzurum Kongresi öyle bir kongre ki aslında Kurtuluş Savaşı'nın programının yapıldığı bir anlamıyla asıl tam olarak yapılması Amasya Genelgesi ama artı ulusu ilgilendiren çok önemli kararların alındığı bir kongredir ve çoğunlukla alınmıştır. Yani genelgedeki gibi bir mantık yoktur. Genelgede ne vardı? Emir niteliği vardı. Kongrede ne var? E, delegeler bir araya geliyor. Güvenilen delegeler. Ve milletin geleceği ile ilgili kararlar alıyorlar. Yani daha demokratik bir ortam. Dolayısıyla arkadaşlar bu yönüyle Erzurum Kongresi çok önemli bir kongredir. Buna uygun olan cevap da aslında B şıkkında. Kurtuluş Savaşı'nın geniş açılımlı bir programı ne olmuştur arkadaşlar? Erzurum Kongresi'nde yapılmıştır. Öyleyse sorumuzun cevabı nedir? B seçeneğidir. Dokuzuncu soru. Amasya Genelgesi'nin bazı maddeleri Kurtuluş Savaşı'nda izlenecek yöntemleri açıklar. Bazıları ise durum belirtir. Bakın bazıları yöntemi açıklıyor bazıları ise durum yani gerekçe belirtiyor. Buna göre Amasya genelgesi yer alan verilen kararlarda kararları durum belirtme ve yöntem açıklama şeklinde gruplandırsak hangisi doğru olur? Bakın durum belirtmeyi biz yine gerekçe şeklinde değiştirelim mi? Böylece daha çok rahat bir şekilde kafanıza yer eder. Durum belirtme nedir zaten? Var olan durumu söyleme yani gerekçeyi söyleme. Bakalım vatanın bütünü milletin bağımsızlığı tehlikededir gerekçe midir? Yani durum mudur? Evet. İstanbul Hükümeti yüklendi görevi yerine getirememekte gerekçe. Arkadaşlar yani zaten bu kurumlar görevini yapsaydı neden bu iş millete düşsün? Milletin istiklalini yine milletin azmi ve kararı kurtaracak yöntem. Sivas'ta bir kongre toplanmalı yöntem. Yani bu iş nasıl olacak? Nasıl olacak sorusunun cevabı yöntem. Neden böyle bir işe kalkıştık sorusunun cevabı gerekçe de durum belirtmedir. Öyleyse sorumuzun cevabı nedir? A seçeneğidir. 10. soru Sivas Kongresi'nde oluşturulan temsil heyeti İstanbul hükümeti yanlısı vali ve komutanları görevinden almış yerlerini yenilerine atamıştır. Bu durum temsil heyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi? Bakın temsil heyeti ne yapıyor? Atama yapıyor ya da azlediyor. Bunu bugün kim yapar arkadaşlar? Hükümet değil mi? Hükümetin elinde ne yetkisi vardır? Yürütme vardır. Öyleyse bir anlamda temsil heyetinin yürütme gücünü elinde bulundurmuş mu? Bulundurmuş. Nasıl görev yapmış o zaman? Hükümet gibi görev yapmış. Öyleyse sorumuzun cevabı nedir? D seçeneğidir. 11. soru. Sivas Kongresi İstanbul Hükümeti'nin bütün karşı çıkmalarına rağmen 4 Eylül 1919'da toplanmıştır. Buna göre verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir diye sorulmuş. Bakalım arkadaşlar. Birincisinde İstanbul Hükümeti Mondros uygulamaktan kaçınmış mı? Hayır. Aksine yani uygulamak için Anadolu'da başlayan hareketi engellemeye çalışmıştır. İkincisi mini Mücadele taraftarlığı İstanbul hükümetine itaat etmemiş mi? Evet. Etmiş olsaydı Mustafa Kemal ve arkadaşları ne yaparlardı? Teslim ederlerdi. Üçüncüsü bağımsızlık yanları güç mü kazanmış? Kazanmış ki böyle bir durum olmuş. Öyleyse sorumuzun cevabı 2 ve 3 yani E seçeneğidir. 12. soru Sivas Kongresi'nde alınan kararlardan hangileri bağımsız bir devlet ve toplum yapısı oluşturulmak istendiğini göstergesi? Bağımsız devlet nedir? Hiç kimseden emir almayan, hiçbir kimsenin etkisinde kalmayan. Bakalım hangisinde böyle bir madde var? Birincisi manda ve imayede var mı? Var. Zaten manda ve himaye neydi arkadaşlar? Bir başka devletin himayesi altına girme. E, bağımsız bir devlet böyle bir şey yapar mı? Yapmaz. İkincisi azınlıklara siyasal ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Arkadaşlar bunda direkt olarak böyle bir durum var mı? Var. Çünkü azınlıklar kimlerden emir alıyor? Kimlerin etkisinde? Dıştaki devletlerin. Dıştaki devletin eskisi de bu şekilde ayaklanmalar yapıyorlar ya da bu şekilde hareketlerde bulunuyorlar. Biz ne diyoruz? Böyle bir hak vermeyeceğiz. Herkes eşit olacak. Ey dıştaki devletler onları kışkırtmayın. Biz bağımsız bir devletiz. Böyle bir durum var mı? O zaman var. Üçüncüsü, milli sınır içerisinde vatan bir bütündür parçalanamaz da, da yine bağımsız bir devlet ve toplum yapısı oluşturmak istendiği nedir? Göstergesidir. Öyleyse sorumuzun cevabı 1, 2, 3 yani E seçeneğidir. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi ile ilgili doğru bir bilgi değildir denilmiş. Bakalım A şıkkında İstanbul Hükümeti tarafından engellenmek istenmiş mi? Doğru. Ali Galip olayı Sivas Kongresi öncesinde İstanbul Hükümeti'nin engellemesini gösteren bir olaydır. Mustafa Kemal ve arkadaşlarını tutuklamakla görevlendirmişti Ali, e, Ali Galip ama başarılı olamamıştı. B şıkkında Misak-ı sınırı ilk kez mi açıklandı? Arkadaşlar misak-ı milli şeklinde açıklanması son Osmanlı mebusan Meclisi'ndedir. Ama milli sınır şeklinde söylenmesi Erzurum kongresindedir. Yani herkese Sivas kongresine ait bir özellik değildir. C şeklinde ulusal direnç kurumsallaştırıldı mı? Evet. Bütün cemiyetler Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk adı altında toplandı mı? Toplandı. D şeklinde hem iç politika hem de dış politika ile ilgili kararlar alındı mı? Evet. Mesela ne denildi? Bağımsızlığımıza saygı duyulması karşılığında dışarıdan yardım alabiliriz denildi. E şakında Erzurum Kongresi'nin alınan kararlar bu kongrede yeniden mi görüşüldü? Evet. Hatta şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Erzurum Kongresi'nin tekrarlarıdır Sivas Kongresi'nin kararları. Ama bir farkla eğer Erzurum Kongresi'nde bir karar bölgesel olarak alındıysa Sivas'ta bu genel yani milli hale getirilmiştir. Öyleyse sorumuzun cevabı nedir? B seçeneğidir.